En'am Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd Allah'adır. O ki gökleri ve yeri yaratmış, karanlıklara ve nura vücut vermiştir. Sonra gerçeği örtenler bunları Rablerine denk tutuyorlar. Sizi bir balçıktan yaratmış olan O'dur. Sonra hüküm verip bir süre belirlemiştir. Belirlenmiş başka bir süre de O'nun katındadır. Bütün bunlardan sonra siz hala kuşkulanıp duruyorsunuz. O göklerde de Allah'tır, yerde de. O sizin iç dünyanızı da bilir, açığa vurduklarınızı da. Neler kazanmakta olduğunuzu da bilir O. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelir gelmez ondan hemen yüz çeviriyorlardı. Böylece hakkı kendilerine geldiği anda yalanladılar. Fakat yakında onlara alay etmekte oldukları şeyin haberleri gelecektir. Kendilerinden önce nice yurt ve medeniyeti yerle bir ettiğimizi görmediler mi? Biz o yurtlara yeryüzünde size vermediğimiz imkanları vermiş, üzerlerine gök bereketini bol bol indirmiş, nehirleri altlarından akar hale getirmiştik. Derken onları kendi günahlarıyla helak ettik ve arkalarından başka bir nesil oluştu. Eğer biz sana parşömen üzerine yazılı bir kitap göndermiş olsaydık, onlar da ona elleriyle dokunmuş olsalardı, o küfre batmışlar, hiç kuşkusuz şöyle deyivereceklerdi. Bu apaçık bir büyüden başka şey değildir. Şunu da söylediler, bu peygambere bir melek indirilseydi ya, eğer böyle bir melek indirmiş olsaydık, iş mutlaka bitirilmiş olurdu da kendilerine göz bile açtırılmazdı. Eğer o peygamberi biz bir melek kılsaydık, kuşkusuz onu bir er kişi yapacaktık ve içine yuvarlandıkları kuşku ve karmaşayı onların üzerlerine giydirmiş olacaktık. Yemin olsun ki senden önceki rasullerle de alay edildi. Fakat eğlence konusu yaptıkları şey, o maskaralığı sergileyenleri kıskıvrak verdi. Şunu söyle, dolaşın yeryüzünde de bakın nasıl olmuş gerçeği yalanlayanların sonları. Sor, kimindir gökler ve yer, cevap ver Allah'ındır. O Allah ki rahmeti özbenliği üzerine yazmıştır. O sizi varlığında hiç kuşku bulunmayan kıyamet gününde bir araya mutlaka toplayacaktır. Benliklerini hüsran'a yuvarlamış kişiler var ya onları iman etmezler. Gecenin ve gündüzün içinde yer alan her şey O'nundur. O semidir, her şeyi duyar. Alimdir, her şeyi bilir. De ki, göklerin ve yerin fatırı olan o yaratıcıdan, o yedirip doyuran ama kendisi yedirilip beslenmeyen Allah'tan başkasını mı veli edineyim? De ki, bana İslam'ı seçenlerin ilki olmam emredildi. Ve sakın şirke sapanlardan olma. Şunu da söyle. Rab'bime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım ben. Kendisinden azap uzaklaştırılana o gün rahmet etmiştir. İşte açık kurtuluş budur. Allah sana bir keder dokundurursa onu ondan başka açacak yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurursa o her şey üzerinde güç sahibidir. Ve kulları üzerinde hüküm ve egemenlik sahibi kahirdir o. Tüm hikmetlerin kaynağıdır o her şeyden haberdardır. Sor, tanıklık bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, benimle sizin aranızda Allah tanıktır. Bu Kur'an bana vahyolundu ki, onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım. Siz gerçekten Allah'ın yanında başka ilahların bulunduğuna tanıklık ediyor musunuz? De ki, ben buna tanıklık etmiyorum. De ki, o sadece tek bir tanrıdır. Ve ben sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağ. O kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, onu öz oğullarını tanıdıkları gibi tanıyıp bilirler. Ama öz benliklerini hüsrana uğratan bunlar iman etmezler. Yalan düzerek Allah'a iftira eden yahut onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Şu da bir gerçek ki zalimler asla kurtulamazlar. Gün olur onları bir araya toplar haşrederiz. Sonra şirke batanlara sorarız. Nerededir o bir şey zannedip durduğunuz ortaklarınız? Sonunda şunu söylemekten başka bahaneleri kalmaz. Rabbimiz Allah'a yemin olsun ki biz ortak koşanlar değildik. Bak da gör nasıl yalan söylediler özbenliklerine karşı. Ve iftira için kullandıkları şeyler onları bırakıp kaybol. İçlerinden sana kulak verenler vardır. Ama biz onu gereğince anlamamaları için kalplerine kılıflar geçirmiş, kulaklarına bir ağırlık koymuşuzdur. Tüm mucizeleri görseler de onlara inanmazlar. Nihayet sana gelip seninle çekişerek şöyle derler küfre sapanlar. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. Hem ondan alıkoyarlar, hem ondan uzaklaşırlar özbenliklerinden başkasını helak etmiyorlar ama farkında değiller. Ah bir görsen ateşin başında durdurulup da şöyle dediklerini. Ne olurdu geri gönderilsek Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden oluversek. İşin doğrusu şu. Önceden gizlemekte oldukları karşılarına dikildi. Geri gönderilselerdi yasaklandıkları şeyi mutlaka yineleyeceklerdi. Doğrusu onlar tam yalancıdırlar. Dediler ki, şu dünya hayatımızdan başkası yok. Biz diriltilecek de değiliz. Rableri huzurunda durdurulduklarını bir görsen, sordu, gerçek değil miymiş bu? Dediler, Rabbimize yemin olsun ki gerçekmiş. Dedi, o halde küfre satmış olmanızdan dolayı tadın azap. Allah'ın huzuruna varmayı yalanlayanlar gerçekten hüsrana uğramıştır. Sonunda o saat ansızın kendilerine gelip çatınca sırtlarında günahlarını taşır bir halde şöyle demişlerdir. Dünya hayatında düştüğümüz aşırılıklardan dolayı vay hasretimize dikkat edin ne kötü şeylerdir taşıyıp durdukları. Şu iğreti basit hayat bir oyun ve eğlenceden başka şey değildir. Sakınıp korunanlar için ahiret yurdu elbette ki daha iyidir. Hala aklınızı işletmeyecek misiniz? Söylediklerinin seni kederlendirdiğini çok iyi biliyoruz. Gerçek şu ki onlar seni yalanlamıyorlar. O zalimler Allah'ın ayetlerine karşı direnmekteler. Yemin olsun ki senden önce de rasuller yalanlanmış ama yalanlanmalarına, eziyet görmelerine sabretmişlerdi. Nihayet yardımımız onlara ulaştı. Allah'ın kelimelerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. Yemin olsun elçi olarak gönderilenlerin haberinden bir kısmı sana da gelmiştir. Eğer yüz çevirip gitmeleri sana ağır geldiyse, haydi gücün yetiyorsa, yerin içinde bir delik yahut gökte bir merdiven ara da onlara bir mucize getir.'' Allah dileseydi onları doğru ve güzelde birleştirirdi. Artık cahillerden olma. Ancak gereğince dinleyenler çağrıya cevap verir. Ölülere gelince Allah onları diriltecektir sonra ona döndürülecekler. Dediler ki ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya? De ki kuşkusuz Allah bir mucize indirmeye kadirdir fakat çokları bilmiyorlar. Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı, iki kanadıyla uçan hiçbir kuş istisna olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir. Biz bu kitapta herhangi bir şeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. Onlar sonunda Rableri önünde haşredilirler. Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklara gömülmüş sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediği kişiyi şaşırtır, dilediğini de dost doğru yol üzerine koyar. De ki bir düşünün bakalım Allah'ın azabı yakanıza yapışsa yahut o saat gelip çatsa Allah'tan başkasına mı yakarırsınız? Doğru sözlüyseniz söyleyin. Hayır yalnız ona yakarırsınız da o dilerse yakındığınız belayı uzaklaştırır ve siz ortak koştuklarınızı unutu verirsiniz. Andolsun ki Senden önce de ümmetlere elçiler göndermiştik. O ümmetleri bize yaklaşıp sığınsınlar diye zorluklar ve darlıklarla yakalamıştık. Zorluğumuz kendilerine gelip çattığında bir sığına bilselerdi. Ne yazık ki kalpleri katılaştı, şeytan yapmakta olduklarını onlara süslü püslü gösterdi. Öğütlenmeye çağrıldıkları şeyi unutunca her şeyin kapılarını üzerlerine açıverdik. Nihayet kendilerine verilenle sevinç şımarıklığına daldıkları bir sırada ansızın onları yakaladık. Tüm ümitlerini bir anda yitiriverdiler. Böylece zulme saplanan topluluğun kökü kesilmişti. Hamdolsun alemlerin Rabbine. De ki düşünün bakalım. Allah işitme gücünüzü, gözlerinizi alsa, kalpleriniz üzerine mühür bassa, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri verecek? Bak nasıl türlü türlü açıklıyoruz ayetleri yine de yüz çeviriyorlar. Şunu da söyle. Düşünün bakalım. Allah'ın azabı size ansızın açıktan geliverse zalimler topluluğundan başkası mı helak edilecek? Biz o gönderilen elçileri müjdeciler ve uyarıcılar olmaktan öte bir şey için göndermiyoruz. İman edip hayrı ve barışı yerleştirenlere korku yoktur tasalanmayacaklardır onlar. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, fenalığa bulaşmaları yüzünden kendilerine azap dokunacaktır. Onlara şunu söyle, ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmem ben. Size ben bir meleğim de demiyorum, yalnız bana vahyedilene uyarım ben. Sor onlara, körle gören bir olur mu? Hala düşünmüyor musunuz?'' Rablerinin huzurunda haşredileceklerinden korkanları o vahiy ile uyar ki korunabilsinler. Onların ondan başka ne bir dostları vardır ne de şefaatçıları. Sabah akşam yüzünü isteyerek Rablerine yalvarıp yakaranları kovma. Onların hesabından bir şey sana ait olmadığı gibi senin hesabından bir şey de onlara ait değildir. O halde onları kovarsan zalimlerden olursun. Biz böylece onların bir kısmını diğer bir kısmıyla imtihana çektik ki şunu söylesinler. Allah aramızdan şunlara mı lütufta bulundu? Allah şükredenleri daha iyi bilmiyor mu? Ayetlerimize iman edenler sana geldiğinde şöyle söyle: Selam size. Rabbiniz benliği üzerine rahmeti yazmıştır. İçinizden her kim bilgisizlikle bir kötülük işler de ardından tövbe edip halini düzeltirse hiç kuşkusuz Allah çok affedici, çok merhametlidir. İşte biz ayetlerimizi bu şekilde ayrıntılı kılıyoruz ki günaha sapmışların yolu açık seçik ortaya çıksın. De ki ben Allah'ı bırakıp da yakardıklarınıza kulluk etmekten yasaklandım. De ki sizin keyiflerinize uymam çünkü bunu yaparsam sapıtmış olurum. Doğruyu ve güzeli bulanlardan olmam. De ki ben Rabbimden gelen bir beyine üzerindeyim. Ama siz onu yalanladınız. Acele istediğiniz şey benim yanımda değil. Hüküm yalnız ve yalnız Allah'ındır. Hakkı o anlatır. Ayırt edip çözüm getirenlerin en hayırlısı odur. Şunu da söyle. Acele istediğiniz şey benim yanımda olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş çoktan bitirilmiş olurdu. Zalimleri Allah daha iyi bilir. Gaybın anahtarları onun yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde olanı da bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. Toprağın karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru her şey apaçık bir kitabın içindedir. O, odur ki geceleyin sizi öldürür. Gün boyunca neler yapıp neler kazandığınızı bilir.'' Sonra belirlenmiş süre işletilip tamamlansın diye gün içinde sizi diriltir nihayet onadır dönüşünüz. Sonra yapıp ettiklerinizi size haber verecektir. Kulları üzerinde egemenlik sahibi kahirdir o. Üzerinize koruyucular gönderir. Nihayet ölüm birinize geldiğinde elçilerimiz onu vefat ettirirler. Ne vaktinden önce iş yaparlar onlar ne de vaktinden sonra. Nihayet onlar gerçek Mevlaları olan Allah'a götürülürler. Gözünüzü açın, hüküm yalnız onundur ve hesap görenlerin en süratlisi de odur. Şunu sor: Bizi bu durumdan kurtarırsa andolsun şükredenlerden olacağız diye boyun büküp ürpererek ona yakardığınızda, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarıyor? De ki: Ondan da tüm sıkıntılardan da sizi Allah kurtarıyor. Sonra siz ona ortak koşuyorsunuz. De ki o size üstünüzden yahut ayaklarınızın altından bir azap göndermeye yahut sizi bölük bölük birbirinize düşürerek kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya kadirdir. Bak nasıl sıralıyoruz ayetleri iyice kavrayabilsinler diye. O Hak olduğu halde senin toplumun onu yalanladı." de ki "Ben size vekil değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman, mekan vardır. Yakında bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında lakırdıya dalanları gördüğünde onlar başka bir söze dalıncaya değin onlardan yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra o zalimler topluluğu ile oturma. Allah'tan korkanlara onların hesabından bir şey yoktur ama yine de bir hatırlatma olmalı. Belki sakınırlar. Dinlerini oyun ve eğlence haline getirmiş, dünya hayatı kendilerini aldatmış olanları bırak da o Kur'an ile şunu hatırlat. Bir kişi kendi elinin üretip kazandığına teslim edilirse onun Allah dışında ne bir dostu kalır ne de şefaatçısı. Her türlü fidyeyi verse de ondan kabul edilmez. İşte bunlar kazandıklarına teslim edilmişlerdir. Nankörlük ettiklerinden ötürü onlar için kaynar sudan bir içki ve korkunç bir azap vardır. De ki Allah'ı bırakıp da bize yarar da zarar da veremeyecek şeylere mi yakaralım? Allah bize kılavuzluk ettikten sonra ökçelerimiz üstüne geri mi döndürülelim? O kişi gibi ki şeytanlar kendisini ayartıp yeryüzünde şaşkın dolaşır hale getirmişlerdir. Oysa ki onun bize gel diye doğruya ve güzele çağıran arkadaşları vardır. De ki Allah'ın kılavuzluğudur gerçek kılavuzluk. Alemlerin Rabbi Allah'a teslim olmakla emrolunduk biz. Ve namazı kılın, ondan korkun diye emrolunduk. Huzurunda haşrolunacağınız O'dur. Gökleri ve yeri hak olarak yaratan da O'dur ol dediği gün hemen olu verir. Sözü haktır onun. Sura üfleneceği gün de mülk ve yönetim onundur. Alimdir. Görünmeyeni de görüneni de bilen odur. Odur hakim. Odur habir. İbrahim babası Azer'e şöyle demişti. Putları tanrılar mı ediniyorsun? Seni de toplumunu da açık bir sapıklık içinde görüyorum. Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk ki, gerçeği görüp bilerek inananlardan olsun. Gece üstüne çökünce bir yıldız gördü de, işte Rabbim bu dedi. Yıldız battığında ise, batıp gidenleri sevmem diye konuştu. Ayı doğar halde görünce, Rabbim bu dedi. O batınca da şöyle konuştu. Eğer Rabbim bana kılavuzluk etmeseydi sapıtan topluluktan olurdu. Nihayet güneşin doğmakta olduğunu gördüğünde benim Rabbim bu, bu daha büyük dedi. O da batıp gidince şöyle seslendi. Ortak koştuğunuz şeylerden uzağım ben. Ben bir hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Müşriklerden değilim ben. Toplumu ona karşı çıkıp kanıt getirmeye kalkıştı. O dedi ki: Allah hakkında benimle çekişiyor musunuz? Beni doğru yola o iletti. Ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Rabbimin dilediği dışında hiçbir şey olmaz. Rabbim bilgice her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Hala öğüt almayacak mısınız? Hem siz hakkında size hiçbir kanıt indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştuğunuz halde korkmuyorsunuz da ben ortak tuttuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şimdi eğer biliyorsanız iki gruptan hangisi güvende olmaya, güvenilmeye daha layıktır? İman edip de imanlarını herhangi bir zulümle kirletmeyenler var ya, güvende olma, güvenilir olma işte onların hakkıdır. Doğruyu ve güzeli yakalayanlar da onlardır. İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz kanıtlardır. Dilediklerimizi derece derece yükseltiriz. Senin Rabbin hakimdir, alimdir. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u hediye ettik. Hepsini doğruya ve güzele kılavuzladık. Daha önce Nuh'a ve onun soyundan olan Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'e, Yusuf'a, Musa'ya, Harun'a da kılavuzluk etmiştik. Güzel düşünüp güzel davrananları böyle ödüllendiririz biz.'' Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas hepsi iyilik ve barış için çalışanlardandı. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut hepsini alemlere üstün kıldık. Atalarından, soylarından, kardeşlerinden bir kısmını da onları seçtik ve onları dosdoğru bir yola kılavuzladık. Allah'ın yol göstermesidir bu. Kullarından dilediğini bununla iletir iyiye ve güzele. Eğer onlar şirke bulaşsalardı, yapıp ettikleri kendilerine yararsız hale gelirdi. İşte bunlardır kendilerine kitap, hükmetme gücü ve peygamberlik verdiklerimiz. Şimdi şu insanlar bütün bunları inkar ederlerse biz bunları inkar etmeyecek bir topluluğu onlara vekil ederiz. İşte böyleleri Allah'ın yol gösterdiği kimselerdir. Sen de onların yolunu izle ve şöyle söyle: Ben şu yaptığıma karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O sadece alemlere bir öğüttür. Allah'ı kadrine, şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. Çünkü Allah insana hiçbir şey vahyetmemiştir dediler. De ki: Musa'nın insanlara bir ışık, bir kılavuz olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz o kitabı bir takım parşömenler yapıp ortaya sürüyorsunuz, birçoğunu da saklıyorsunuz. Size, sizin de atalarınızın da bilmediği şeyler öğretildi. Allah de, sonra da bırak onları, saplandıkları batakta oynaya dursunlar. Bu da bizim kentlerin, medeniyetlerin anasını uyarman için indirdiğimiz bir kitap. Kutsal, bereketli, kendinden öncekini doğrulayıcı. Ahirete inananlar ona da inanırlar ve onlar namazlarına devam ederler. Yalan düzüp Allah'a iftira eden veya kendine bir şey vahyedilmediği halde bana vahyedildi diyen kişiyle Allah'ın ayet indirdiği gibi ben de indireceğim diyen kimseden daha zalim kim vardır? Bir görsen o zalimleri ölüm dalgaları içindeyken. Melekler ellerini uzatmış çıkarın canlarınızı diye Bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız. Çünkü Allah'a karşı gerçek dışı şeyler söylüyordunuz ve çünkü onun ayetlerine karşı büyüklük taslıyordunuz. Andolsun sizi ilk yarattığımızdaki gibi yapayalnız teker teker bize geldiniz. Size verip hayaline daldırdığımız şeyleri de sırtlarınızın arkasında bıraktınız. Sizinle ilgili hususlarda ortaklar olduklarını sandığınız şefaatçılarınızı da yanınızda görmüyoruz. Yemin olsun, koptu aranızdaki tüm bağlar ve uzaklaşıp kayboldu yanınızdan o bir şey sandıklarınız. Hiç kuşkusuz Allah'tır daneyi yaran, çekirdeği patlatan, ölüden diri çıkarır o. Diriden ölüyü çıkaran da odur. İşte budur Allah. Peki nasıl ters bir yöne çevriliyorsunuz? Şafağı yarıp sabahı ortaya çıkaran odur. Geceyi dinlenme zamanı yaptı. Güneşi ve ayı hesap aracı. İşte budur ölçülendirmesi o azizin, o alimin. Karanın ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulmanız için yıldızları hizmetinize veren odur. Bilgiden nasipli bir topluluk için ayetleri gerçekten ayrıntılı kılmışızdır. Sizi bir tek canlıdan vücuda getiren odur. Bu oluşumda bir karar kılma yeri var, bir de emanet olarak kalma yeri. İyice araştırıp kavrayan bir topluluk için ayetleri biz tam bir biçimde ayrıntılı kıldık. Size gökten su indiren de odur. Biz o suyla her şeyin bitkisini çıkardık. Ondan da bir yeşillik çıkardık. O yeşillikten birbiri üzerine binmiş taneler çıkarttık. Hurma ağacının tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzümlerden bağlar, zeytin, nar çıkardık. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyva verdiğinde ve meyveler olgunlaştığında bir bakın onun ürününe. Bu size gösterilenlerde iman eden bir topluluk için çok ibretler vardır. Allah'a bir de cinleri, Gözle görülmeyen yaratıkları ortak koştular. Oysa ki onları o yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar isnat etme saçmalığını gösterdiler. Şanı yücedir onun, onların nitelemelerinin ötesindedir o. Gökleri ve yeri yaratıp donatan bedi odur. Nasıl çocuğu olur onun? Kendisinin bir eşi olmadı ki her şeyi o yarattı ve her şeyi en iyi şekilde bilen de odur. Rabbiniz Allah işte budur. İlah yok ondan başka. Her şeyin yaratıcısıdır. Haliktir o. Ona kulluk ibadet edin. O her şeye vekildir. Gözler onu fark edip kavrayamaz. Oysa ki o gözleri görür bilir. O latiftir. Lütfu çok olduğu halde kendisi görülemez. Habirdir, her şeyden haberdardır. Gerçek şu ki size Rabbinizden gönül gözleri gelmiştir. Kim görürse kendisi yararına, kim körlük ederse kendisi zararına. Ben sizin üzerinize bekçi değil. Ayetleri bu şekilde çeşitli başlıklarla veriyoruz ki sen ders aldın desinler. Biz de ilimden nasiplenen bir toplum için onu iyice açıklayalım. Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka ilah yoktur müşriklerden yüz çevir. Allah dileseydi şirke batmazlardı. Biz seni onlar üzerine bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. Onların Allah dışında dua ettiklerine, çağrıda bulunduklarına sövmeyin. Yoksa onlar da düşmanlıkla ve bilgisizce Allah'a söverler. Biz her ümmete yaptığı işi bu şekilde süslü gösterdik sonra hepsinin dönüşü Rablerinedir o onlara yapmakta olduklarını haber verecektir tüm yeminleriyle Allah'a yemin ettiler ki eğer kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklar söyle onlara mucizeler ancak Allah'ın katındadır mucize geldiğinde de iman etmeyeceklerini anlamıyor musunuz biz onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz İlk seferinde buna iman etmedikleri gibi bırakırız kendilerini de azgınlıkları içinde körü körüne bocalar dururlar. Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına dikseydik, Allah'ın dilemesi dışında yine de iman etmezlerdi. Ne var ki çokları cehalet sergiliyorlar. İşte böyle biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirlerine lafın yaldızlısını fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Bırak onları, düzlükleri iftiralarla baş başa kalsınlar. Ki ahirete inanmayanların gönülleri ona ısınsın. Ondan hoşlansınlar, elde ettikleri şeylere sahip olmaya devam etsinler.'' Allah size kitabı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz onun Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. En iyi işiten, en iyi bilendir o. Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Sadece sanıya uyarlar onlar ve sadece saçmalarlar. Kendi yolundan kimin saptığını en iyi senin Rabbin bilir. Hidayete ermiş olanları en iyi bilen de odur. O halde onun ayetlerine inanıyorsanız üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan yiyin. Size ne oluyor da üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan yemiyorsunuz? Zorda kalışınız dışında üzerinize haram kıldığını bizzat kendisi size ayrıntılı bir biçimde açıklamıştır. Birçokları ilimsiz bir biçimde kendi keyiflerine uyarak halkı şaşırtıyorlar. Hiç kuşkusuz senin Rabbin sınır tanımaz azgınları çok iyi bilmektedir. Günahın açığını da bırakın gizlisini de Günah kazananlar, yapıp ettiklerinin karşılığını yakında göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin. Böyle bir şey tam bir yoldan çıkıştır. Şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için gizlice telkinde bulunurlar. Onlara boyun eğerseniz, siz de müşriklerden oldunuz demektir. Bir ölü iken kendisine hayat verdiğimiz, İnsanlar içinde yürümesi için kendisine bir ışık tuttuğumuz kişinin durumu karanlıklar içinde kalmış bir türlü ondan çıkamayan kişininki gibi olur mu İşte böyle küfre sapanlara yapmakta oldukları süslü püslü gösterilmiştir Biz bu şekilde her kentte her medeniyette kodamanları o kent ve medeniyetin suçluları yaptık ki orada oyunlar tezgahlayıp tuzaklar kursunlar aslında onlar özbenliklerinden başkasına oyun oynamıyorlar ama farkında değiller. Onlara bir ayet geldiğinde şöyle demişlerdir: Allah resullerine verilenin tıpkısı bize de verilmedikçe asla inanmayacağız. Allah resullük görevini nereye vereceğini daha iyi bilir. Suç işleyenlere oynadıkları oyunlar yüzünden Allah katında bir küçüklük ve şiddetli bir azap öngörülmüştür. Allah İyiye ve güzele götürmek istediğinin göğsünü İslam'a açar. Saptırmak dilediğinin de göğsünü öylesine daraltıp tıkar ki, o göğe yükseliyormuş gibi olur. Allah iman etmeyenler üzerine pisliği işte böyle atıverir. Rabbinin yolu işte budur, dost doğru, kıvamında. Biz öğüt alan bir topluluğa ayetleri ayrıntılı bir biçimde açıkladık. Rableri katındaki huzur ve esenlik yurdu onlarındır. İşler oldukları ameller yüzünden o onların velisi oluvermiştir. Gün olur şöyle diyerek onları huzurunda toplar. Ey cinler, görünmez varlıklar topluluğu! Şu insanlara gerçekten çok ettiniz. Onların insanlardan olan dostları şöyle derler. Rabbimiz kimimiz kimimizden yararlanmıştı. Bizim için belirlediğin sürenin sonuna geldik buyurur ki barınağınız ateştir. Dilediğim zamanlar hariç orada süreklisiniz. Senin Rabbin hakimdir, alimdir. İşte biz zalimlerin bir kısmını bir kısmına kazanır oldukları şeyler yüzünden bu şekilde dost ederiz, musallat ederiz. Ey cinler ve insanlar topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve şu gününüzle yüz yüze geleceğini hususunda sizi uyaran Resuller gelmedi mi? Kendi aleyhimize tanıklık ettik dediler. İğreti hayat onları aldattı da küfre saptıklarına ilişkin özbenlikleri aleyhinde tanıklık ettiler. Sebep şudur. Rabbin halkı habersiz bir haldeyken kentleri helak edici değildir. Her birinin yapıp ettiklerinden kaynaklanan dereceleri vardır. Rabbin onların işlediklerinden gafil değildir. Senin o gani Rabbin rahmet sahibidir. Dilerse sizi ortadan kaldırır ve sizi bir başka topluluğun soyundan vücuda getirdiği gibi ardınızdan da dilediğini sizin yerinize getirir. Size vaat edilen şeyler kesinlikle meydana gelecektir. Siz engel olamazsınız. Ey toplumum! Yapabileceğinizi yapın ben de yapıp ediyorum. Yakında yurdun sonunun kime ait olacağını bileceksiniz. Gerçek olan şu ki zalimler kurtulamayacaktır. Kendi yarattığı ekinden ve hayvanlardan Allah'a bir pay ayırdılar da kendi zanlarınca şöyle dediler. Bu Allah için, bu da ortaklarımız için. Ortakları için olan Allah'a ulaşmaz. Ama Allah için olan ortaklarına ulaşıyor.'' Ne kötü hüküm veriyorlar. Aynen bunun gibi müşriklerden birçoğuna Allah'a ortak koştukları putlar, öz evlatlarını öldürmeyi güzel göstermiştir ki hem onları yok etsinler hem de dinlerini karma karışık hale getirsinler. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları düzlükleri iftiralarla baş başa bırak. Kendi kuruntularına uygun olarak şöyle dediler: Şunlar Dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir. Bizim dilediğimizden başkası yiyemez bunlar. Hayvanlar var, sırtlarına binmek yasaklanmış. Bir kısım hayvanları da Allah'a iftira ederek üzerlerine Allah'ın adını anmadan boğazlarlar. Allah onları düzlükleri iftiralar yüzünden cezalandıracaktır. Şunu da söylediler: Şu hayvanların karınlarındakiler erkeklerimize özgülenmiştir. Kadınlarımıza haramdır. Yavru ölü doğarsa kadın erkek hepsi onda hak sahibidir. Bu nitelendirmeleri yüzünden Allah cezalarını verecektir. Hakimdir o, alimdir. İlimsizlik yüzünden öz evlatlarını beyinsizce katledenler, Allah'a iftira ederek Allah'ın kendilerine verdiği rızıkları haramlaştıranlar hüsrana uğramışlardır, sapıtmışlardır. Hiçbir zaman doğruyu ve güzeli bulamazlar. Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, sebzeleri, zeytinleri, narları birbirine benzer ve benzemez biçimlerde oluşturan O'dur. Her birinin meyvasından olgunlaştığı zaman yiyin ve hasat gününde O'nun hakkını da verin. İsraf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanı da sergi yapılanı da yaratan yine O'dur. Allah'ın size verdiği rızıklardan yiyin, şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin için açık bir düşmandır. Sekiz çift, koyundan iki, keçiden de iki. De ki, iki erkeği mi haram kıldı, iki dişi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinin kuşattığını mı? Eğer doğru sözlüyseniz bana ilimle haber verin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, İki erkeği mi haram kıldı, iki dişi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerince kuşatılanı mı? Yoksa Allah size bunu önerirken siz de tanıklık mı ediyordunuz? İlim dışı bir şekilde insanları şaşırtmak için yalan düzüp Allah'a iftira edenden daha zalim kim olabilir? Allah zulme sapan bir topluluğa kılavuzluk etmiyor. De ki bana vahyolunanlar içinde bu haram dediklerinizi yiyecek birine yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Yalnız şunlardan biri olursa başka. Leş, akıtılmış kan, domuz eti ki o bir pisliktir. Allah'tan başkası adına boğazlanmış bir murdar. Istırar haline düşen, başkasının hakkına dokunmamak, zorunluluk sınırını da aşmamak şartıyla bunlardan yiyebilir. Çünkü senin Rabbin çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Yahudilere tüm tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara ayrıca sığır ve koyunun yağlarını da haram kıldık. Sığır ve koyunun sırtlarının ve bağırsaklarının taşıdığı yağlarla kemiklerle karışan yağlar bunun dışındadır. Bunu onlara azgınlıkları yüzünden bir ceza olarak yaptık. Biz elbette sözünde duranlarız. Artık seni yalanlarlarsa şunu söyle: Rabbiniz çok geniş bir rahmetin sahibidir. Ancak onun azabı günaha batmışlar topluluğundan uzak tutulamaz. Şirke batanlar şöyle diyecekler. Allah dileseydi ne biz şirke sapardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi haram da yapmazdık. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar bu şekilde yalanlamışlardı. De ki yanınızda önümüze çıkaracağınız bir ilminiz var mı? Sandan başka bir şeye uymuyorsunuz. Sadece saçmalıyorsunuz siz. En mükemmel kanıt Allah'ındır. O dileseydi hepinizi toptan doğru yola iletirdi. Şunu da söyle. Allah şunu haram etmiştir diye tanıklık edip duran şahitlerinizi getirin. Eğer tanıklık ederlerse sakın onlarla birlikte tanıklık etme. Ayetlerimizi yalanlayanlarla ahirete inanmayanların keyifleri ardınca gitme. Onlar kendi Rablerine başkalarını denk tutuyorlar. De ki onlara, hadi gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını yüzünüze karşı okuyayım. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. Ana babaya çok iyi davranın. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizi de onları da rızıklandırırız. Kötülüklerin görünenine de gizli kalanına da yaklaşmayın. Allah'ın saygın ve aziz kıldığı cana bir hakkı savunmak dışında kıymayın. Allah size bunları önerdi ki, aklınızı işletebilirsiniz. Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak rüştüne erişinceye kadar en güzel yolla ilgilenme hali müstesna. Ölçme ve tartmayı tam bir dürüstlükle yerine getirin. Hiç kimseye yaratılış kapasitesinin üstünde yükümlülük getirmiyoruz. Konuştuğunuz zaman, yakınlarınız aleyhine de olsa adaleti gözetin ve Allah'a verdiğiniz söze sadık kalın düşünüp öğüt alasınız diye o size bunları önerdi. Bu benim dost doğru yolumdur. Onu izleyin. Başka yolları izlemeyin ki bu yollar sizi onun yolundan ayırıp parçalara bölmesin. Sakınıp korunasınız diye o bunu önermiştir size. Sonra güzel davrananlara nimetimizi tamamlamak, her şeyi ayrıntılı kılmak bir kılavuz ve rahmet olmak üzere Musa'ya o kitabı verdik ki onlar Rablerine kavuşacaklarına inanabilsinler. Bu da bizim indirdiğimiz bir kitaptır. Kutsal ve bereketli. Artık ona uyun ve korunun ki size rahmet edilebilsin. Kitap bizden önceki iki topluluğa indirildi. Biz onu okuyup araştırmaktan gerçekten habersizdik demeyesiniz şunu da söylemeyesiniz. Eğer bize kitap indirilmiş olsaydı onlardan daha doğru yürüyüşlü olurduk. Artık size de Rabbinizden bir beyine, bir kılavuz ve bir rahmet gelmiş bulunuyor. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim var? Ayetlerimize sırt dönenleri yüz çevirmeleri yüzünden azabın en acıklısıyla cezalandıracağız. Neyi bekliyorlar? kendilerine meleklerin gelmesini mi, Rabbinin gelmesini mi, yoksa Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır sahibi olamamış kişiye imanı hiçbir yara sağlamayacaktır. De ki bekleyin doğrusu biz de bekliyoruz. Dinlerini parça parça edip fırkalara, hiziplere bölünenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Allah onlara yapıp ettiklerini haber verecektir. Kim bir güzellikle gelirse ona getirdiğinin on katı var. Kötülükle gelene ise yaptığı kadarından fazla ceza verilmez. Onlar haksızlığa uğratılmayacaklardır. De ki, beni dost doğru yola Rabbim iletmiştir güçlü, pürüzsüz bir dine, hanif olan İbrahim'in dinine, müşriklerden değildi o. De ki, benim namazım, ibadetlerim, kurbanlarım, hayatım, ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ortağı yoktur onun, bununla emrolundum ben ve Müslümanların ilkiyim ben. Şunu da söyle, Allah her şeyin Rabbi iken ondan başka Rab mı arayayım? Her benliğin kazandığı kendi üstünde kalır. Hiçbir günahkar bir başka günahkarın yükünü taşımaz. Nihayet dönüşünüz Rabbinizedir. Tartışmaya girdiğiniz şeyleri O size haber verecektir. Sizi yeryüzünde öncekilere halefler yapan O'dur. Verdiği nimetlerle sizi denemek için kiminizi kiminiz üzerine derecelerle yükseltmiştir. Rabbin ceza verdiğinde çok süratli verir. Ama o gerçekten çok affedici, çok merhametlidir.